Paraya pula ihtiyacım. Var var olmaz. Ne diyorsun? Var paraya pula ihtiyaç. Günaydın arkadaşlar. Ay. Nasılsınız? Beni sorarsanız daha ayılmadım açıkçası. Ama birlikte başlayalım istedim güne. Çünkü gün bizim günümüz olacak. İstanbul kapandı. Bakalım biz İstanbul kapandı ama evde neler yapıyoruz, neler paylaşıyoruz ailemizle. Tek yaptığım şey yürümek, spor yapmak. Zayıflamaya çalışıyorum annemin bütün sabotajlarına rağmen. Kadın çok güzel yemek yapıyor. Kahve içeyim. Görüşürüz. Nefret ediyorum. Sabahları bu iş bana patlamak zorunda mı? Ben yine bu iyi toplayarak başlamak zorunda mıyım? Ya gerçekten çok sıkıcı ama ben yapmadığımda da kimse yapmıyor. O kadar da ilginç bir durum var. Bu arada bu benim en sevdiğim bardak ve sabahları bu mavili bardakla kahve içtiğim zaman günüm bana güzel geliyormuş. Böyle uğurlu şeyler olacakmış, bol şanslı geçecekmiş gibi geliyor. Hemen bunu ayırayım. Daha ayılamadım bu arada. Hep böyle oluyor artık. Yoruldum, gece geç yattım. Montaj vardı. Bir video yine sizin için. Onun montajını yaparken de yoruldum. Ama güzel bir video çıktı. İnşallah seversiniz siz de bakalım. Her şeyi sevmiyorsunuz çünkü ya da hoşunuza gitmeyi eleştiriyorsunuz baya. Siz sevin diye yapıyorum. Ama öncelikle benim sevmem lazım. Sevmediğim hiçbir şey siz seveceksiniz diye de yapıp paylaşmam. Ya da çekmem. Hissetmem lazım. Aşkla yapmam lazım. Yerden gelenler diyecekler, kız neyden bahsediyor, ne aşkı yapıyormuş. Videolar ya, montajı, içeriği. Sizin için diyorum ki aşkla yapmam lazım ama önce benim inanmam lazım. Böyle ben bulaşık makinemizi gerçekten temizledik, topladık. Allah'ım nefret ediyorum. Hadi şimdi de dizelim. Var be, bulaşık makinesini büyük bir başarıyla dizdim. Şimdi farklı şeyler yapacağız. Kahvaltı bölümünde pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Kahvaltım bu. Dediğim gibi diyet yapmaya, spor yapmaya çalışıyorum bu 17 Mayıs'a kadar. Biraz en azından vücudumu revize etmeye çalışıyorum. Gerçekten çok kilo aldım. Bakmayın aslında pek fazla bir şey yemiyorum dermişim ama yiyorum yani. Çevremdekiler öyle diyorlar. 10 erkeğin yediği şeyi yiyorsun, iyi gün diyorlar. Hiç bana öyle gelmiyor ama. Yine de hareket şart. Hareket olmayınca kilo alınıyormuş. Onu anladım. Ben de
nereden baksanız 10 senedir spor yapan bir bayanım. Şimdi bu pandemiden dolayı orası kapanıyor, açılıyor, burası açılıyor, kapanıyor derken ben üyede olmadım dışarıda eksi bir yere. Arada belki işte Instagram'daki videolarımda görüyorsunuzdur, boks hocam eve geliyor, birlikte antrenman yapıyoruz ama şimdi bu kapamadan dolayı onu da yapamıyoruz. İşte en kötü 5000 adım atmak, en kötü canım istemiyorsa bile çok önemli. Çay. Rahmetli babam evdeyken, daha saat öğlene doğru yaklaşırken bizde 3 demlik çay demlenirdi ve içilirdi. Babam Erzurumlu ya, çayı çok severdi. Günün ilk öğünü gerçekten çok önemli. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanlar normal hayatlarına devam etmeye başladıklarında biraz daha birbirlerine saygılı olacaklar mı sizce? Bunu düşünüyorum. Birbirlerine daha az yalan söyleyecekler mi? Birbirlerini kazıklamamaya çalışacaklar mı? Ben kendi teknemi, kendi şeyimi, gemimi kurtarırım. Bana ne, başkalarından mı diyecekler yoksa halen daha? Birazcık bence bizi terbiye etti bu pandemi. Sanki insanlar biraz daha düzeleceklermiş gibi geliyor. Ya da ben gene polyanacılık oynuyorum, bilmiyorum. Sokağa çıkmadan önce güzel bir makyaj yapayım. Vermişim ama öyle bir şey yok tabii ki de. Artık günümüzün makyajı sevgili maskemiz. Bu arada bu maskeler daha iyi diğerlerine göre, tam cerrahi maske. İyice koruyor. Şurayı da sıkılaştırıyoruz. Hiçbir şekilde nefes alışverişimizi de etkilemiyor zaten. Hadi görüşürüz gezerken. Dudu ne haber? Piş piş piş. Ne yapıyor şimdi duş? İyi misin? Hı? İyi misin Duducuğum? Hadi biraz gez, çişini mişini yap. Sonra gene alırım seni apartmana. Hadi gel. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Hava mis gibi arkadaşlar ve gördüğüm kadarıyla apartman sakinleri ve çevre arabalarını falan yıkıyorlar. Bir şekilde güneşin altına atmışlar kendilerini. Biraz sonra hızlı tempo yürüyüşe geçeceğim. Sizinle konuşamam. Maskeyle zaten çok zor oluyor. Her ne kadar sokağa çıkma yasağı da olsa araçlar bir ton geçiyor yani. Ama tabii insanlar az. Genelde bir pazar çantasıyla ya da poşetle Carrefour'a gidip dönenler var. Bu arada Carrefour diyorum ama bu bir reklam değil. Bizim burada Migros yok. Ben bayağı bir yürüdüm arkadaşlar. Bu arada Mecidiyeköy Meydanı'na yakın, bizim eve yakın bir metro durağı yaptılar. Ama sonra kapattılar orayı. Şu an insanlar, yani bizim mahalle ahalisi için burası park gibi kullanılıyor. Top oynayanlar, çay içenler, kenarda oturanlar falan filan yani. Ben dinleneceğim burada, sonra yürümeye devam. Keşke su alsaydım ya, çok susadım. Baharın gelmesi yalnız, bakar mısınız ağaçtaki pembe çiçeklere? Çok tatlı. Resmen bildiğim bahar gelmiş. Allah yazı da gösterir, kışı da gösterir inşallah ama sağlıkla, sıhhatle diyeyim, ne diyeyim. Alo anne, yavaştan döneceğim de bir şey istiyor musun dışarıdan? Hamur mu yapıyorsun? Ya, ay boşuna spor yaptım gene ya. Tamam anne şey, bir şey istiyorsan ara, yoksa geliyorum ama beraber yapalım, ben onu çekeceğim. Okey, görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar inanamıyorum ya. O kadar yürüdüm ettim. Spor yaptım. Ama annem kıymalı pide yapıyormuş yahu. Dayanamam ya. Pide candır. Arkadaşlar hazır çıkmışken banka işlerimi de halletmek istiyorum. Para üstümde yok. Belki bir şey alırız. Anne arar falan. 150 idi o değil mi? Aynen. Rica ederim. Tamam, manava gideceğim. Güzel yaptı. Oh. Piştim ya, gerçekten piştim. Annem bir şey istemedi ama ben kafama göre bir şeyler alıyorum. Biraz önce martı yolda yürüyordu, insan yok diye. O da inmiş aşağıya, yürüyor. E
Evimin buradaki bu manavı acayip seviyorum. Çünkü yeşillikler, otlar, her şey taze taze. Aha bu arada bana taze soğan lazım da alayım. Domates de var. Tamam. İçeriye gireyim de içeriye bir bakayım ne var ne yok. Ay. Herkes alışverişte. Hem de gezme bahanesi oluyor tabii insanlara. Sırada bekliyorum şu an kasadayım. Buyurun abi. Patates soğan sizin patatesler bu sene değil mi abi? Yok. Var mıydı hanımefendi? Yok, bende yok. Hayır abi, bu kimin? Ne kadar? Hemen bakıyorum. Nasıl kapalı mısınız? Açıyoruz hanımefendi. Okey. Daha biraz. Ama o içindeki aslan. Çünkü neyse. Kolay gelsin. Arkadaşlar yaz meyveleri çıkmış, görüyor musunuz? Çok güzel. Yeni dünya varmış, bu da var. Karpuz gelmiş. Kolay gelsin. Artık eve gidebiliriz. Fazla da dolaşmaya gerek yok. Ben 2,5-3 saattir sokaktayım. Şaka gibi. Çıkamam bu kadar diyordum ama baktım herkes çıkıyor evinin etrafında. En azından yürüyüşü çıkardık aradan. Hem de biraz ufak alışveriş yaptım. Hadi gel. Gel gidelim eve. Gel. Aferin sana. Hadi gel artık. Sen de çok gezdin. Hadi gidelim. Gel hadi gel, çık yukarıya. Hadi Duduş. Aynen. Aferin. Aferin kızıma. Aşkım seni eve alamam. Annemin işi var ve kızıyor da. Girme eve tatlım. Girme aşkım. Gel buraya. Gel buraya Dudu. Ben sana şimdi mama getiririm, merak etme. Mama getiririm. Ben sana şimdi mama getiririm. Kışın mama getiririm. Annem çok güzel bir... Bakar mısınız? Hamur yoğurdu. Harika. Efendim iç malzemesini hazırladı. Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım tabii ki de. Ben bunları çekiyorum. Ne yapacağız derseniz kıymalı pide yapacağız. Kendi kıymalı pidemizi kendimiz yapacağız. Dışarıdan yemek söyleyemeyeceğimize göre. Ha bilmiyorum, belki söyleyenler söylüyordur ama biz söylemiyoruz. Hamuru böyle açıyoruz. Tamam, parlıyoruz. Merdaneyi az bir un. Bunu kaldırabilirsin. Tamam. Vur, vur, inlesin. Havayı fırlatıp tekrar indirmiyor muyuz anne? Yok. Bunu dört parçaya böleceğiz. Aa, sıkılıyor mu var? Evet. Aa, çok iyiymiş. Anne neler yapıyor? İçindeki gizli C'leri çıkardı 17 günlük, 19 günlük kapamada. Evet, işte bahçeye dönüyor. Yani açıkta kalınca kuruyor mu bu? Hamur üstü çatlar. Bunu alayım mı anne, işin bitti mi? Onu kaldırabilirsin. Tamam. Hatırlıyor musun, birlikte tavuk but tarifi vermiştik. Sen beni çekiyordun, ben tavuk but şey yapıyordum. O sıra mutfağa çok giriyordum. Bir sürü çeşit çeşit çorbalar yapardım. Çok güzel yemekler yapıyordun evet o sırada. Ama yaparkenki konuşma şeklimden dolayı abonelerim nefret etmişti benden. Tarif almaya gelen kadın düşünsene, benim çenemi dinliyor. Hemen ayrılıyor ama derken de bir küfrediyordu. Ama sen şimdi yemek tarifi veren birisi değilsin yani. Evet. Herkes alışmış bir yemek tarifi. Hemencecik peşini istiyorlar. Başlığı tavuk but yapıyorum diye koyunca. Yemek tarifi değil yani. Seninkisi şey, ne diyeyim? Sohbetli muhabbetli. Şov yani seninkisi. Şov. Ben de bugün 10.000 adım yürüdüm. Gerçekten mi? Aynen, ağırlığımı da yaptım. Üstüne de mutfağa girip o hamuru görmek şahane oldu doğrusu. Senin bana kastın mı var kadın? Ne yapacağız? Açar ya? Mısın onun ağzını? Tabii ki. Bir kaşık alırım ben. Kaşık. Çok güzel değil mi? Aynen. Mis gibi, pişmiş gibi kokuyor. Bol bol malzemeli. Çok
güzel oluyor. Ne yapıyoruz? Kenarlarını kapatıyoruz böyle. Kenarlarına yumurta sürüyorlarmış. Ha, ben sürmüyorum. Kendisi fırında kızarıyor yani. Gayet de güzel oluyor. Çıkınca ama tereyağı süreceğiz. Erimiş tereyağı. Evet. Çok da sormadan yiyeceğiz değil mi? Aynen öyle. İyi iyi, 10.000 adımı attığıma göre hak ettim. Bu arada anneciğim, iki tane mutfak önlerim nasıl? Güzel mi? Aha, hatırlıyor musun sana bir makyaj videosu yapmıştım, o zaman kullanmıştım. Ha, evet. Ne make-up yazıyor. Wake-up make-up. Bende ne yazıyor? Şef. Bende şef yazıyor. Şef unlanmış. Dışarıda insanlar var ama çok insan yok. Birçok insan memleketine gitmiş belli ki. Ve otobüslerle gittiler biliyorsun. Geçen haftalarda şey yapıldı ya. Söylendi ya, otobüs, otogarlar dolu bilmem. Biz kapamayı böyle geçiriyoruz arkadaşlar. İlgileniyorsanız izleyin. İçki satışları yasakmış. Ne kadar yani. Bir şey. Yani şey... Güzel hakkıma şey, ihlal yani. Evet, yani... Hayır, geçen hafta Cuma'dan yasaklandı işte. Ondan sonra 17 Mayıs'a kadar kapalı. Mesela yani karnına gittin ya. Genelde yok, bir şey yok. Ya herhalde insanlar şey çok içip de sarhoş olup karalarını falan dönmesinler diye. Ben de öyle tahmin ettim. Evde sıkıntıdan şey değil. Çünkü niye biliyor musun? Geçen bir önceki oturduğumuz evi hatırlıyor musun? Karı koca bir çift vardı karşı komşumuz. Evet. Akşam adam eve geldiğinde bu kumandayı niye buradan aldın da buraya koydun falan diye arkadaşlar. Kadıncağız dövüyor muydu neydi? Hani İstanbul'da da şöyle bir şey var. Normalde biz Alanya'da olsak komşularımıza gideriz, ne oluyor deriz, yardım ederiz. Ama İstanbul'da biz şunu öğrendik. Karışmayacaksın, pusacaksın, sessiz kalacaksın. Bir de biz de kadınız. Yani iki kadın gidip adamı ne yapabiliriz ki? Annem üstüne çıksa ben iki sağ kuraşı, sol kuraşı atsam gene de olmaz yani. Kadını kurtaramayız yani. O adam bizi de hallederdi. Bence işte sıkıntıdan millet böyle sıkılıp da alkolü de vurup karısına, kızına bilmem ne yapmasın diye devletimiz böyle bir karar verdi. Ama tabii ki saçma. Sonuçta şey yani, şahsi şeyin, ister içersin ister içmezsin. Bunu yapıncaya kadar eşlerine, çocuklarına saldırıda bulunan atıyorum kişilere bir genelge çıksa, başka bir şey çıksa yani, bir kanun çıksa doğru düzgün. Korumaya alsınlar öyle şeylere, telefon numaralarını verseler. Öyle kişiler telefon açıp... Ama Hazreti Muhammed Şarabı ilk başta müsaade etmiş ahalisine. Bir böyle gitmiş gelmiş, geri döndüğünde millet kavga ediyormuş. Ya demiş, ne oluyor? Çalıştırdım bu arada fırını. Siz bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor benim halkıma böyle? Biraz önce çok keyiflilerdi, içiyorlardı falan. Şimdi niye dönerken ben iki dakika sonrası dönmüş oldum, kavga ediyorlar. İşte yanındaki de demiş ki, Peygamber Efendimiz, tamam içerken ilk kadehte, ikinci kadehte iyiydi de siz gidip gelene kadar üçüncü kadehe geçtiler ve sapıttılar. Aa yok demiş, eğer böyle oluyorsa benim ahalime, halkıma ben şarabı yasaklıyorum. Şarap öyle yasaklanmış. Gidip fırına koyma zamanı. Bakar mısınız güzel deri yalnız. Olacak? Üstü nargile kızarıncaya kadar. Bak, takip edeceğiz. Yani bir 30 dakika koy. Nar gibi derken pembe pembe diyorsun yani. Üstü nar gibi kızarana kadar bekliyormuşuz. Arkadaşlar bu dumanlar çıktı yahu, bilemedim ben. Nar gibi kızardı galiba. Annem haber vereyim de eğer olduysa tereyağını sürelim arkadaşlar. Yıkılsın ya. Anne! Tereyağı bu, boru değil. En sevdiğim şey. Fokur 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 diyor. Yalnız annem benim sürmem gerektiğini söyledi ve kaçtı videodan. Ama canıma minnet. Sürerim tabii ki de. Sonuçta işin ucunda yemek yemek var. Güzelce tereyağını yediriyorum. Ben bol tereyağı severim arkadaşlar. Pilavda, onda, bunda her şeyde tereyağı kullanırım. Hatta geçenlerde biriyle tanıştım. Ben hiç tereyağı sevmem dedi. Onu tuhaf tuhaf baktı. Tereyağsız hayat mı olur ya? İnsanın beyni çalışmaz bir kere. Diyetisyenler bile tereyağını öneriyorlar. Tabii zeytinyağı da önemli ama o salatada.
çıtır çıtır çıtır. Çıtır çıtır kıymalı pidem var. Of Allah'ım, yeme de yanında yat. Böyle bir şey yok. Ya Rabbim, ya Rabbim, sen nelere kadirsin böyle? Annemin mutfakta bir şeylerle uğraşırken yakalamayı bayılıyorum. O an sizinle de paylaşmak istedim. Tabii ki yeme anı da sizinle paylaşacağım. Sıcak mı? Sıcak. Niye çatal bıçakla uğraşıyorsun anne? Seyirci bir yabancı değil. Elini yesene. Ben bunu çocuk oldu yanları. Şahane. Muhteşem. Hem parlatıyor. Aynen. Ramazan pidesi diyebiliriz biz buna o zaman. Ramazan kıymalı pide. Kır pidesi de yapabilirim. Bundan yapacağım. İyi, Gaziantep lahmacunu yapacağım. Aa evet. Annem Gaziantep'li bu arada arkadaşlar. Anne yapsana ya. Çocukluğumdan beri yemiyorum. Bayağı acı oluyordu ama o. Hmm. Gerçi Gaziantep'liler hazırlıyorlar. Fırına gönderiyorlar. Yorulmuyorlar. Biz yani evde uğraşıyoruz. Bu iç harcını hazırlıyorlar değil mi? İç harcını hazırlıyorlar. Değiyorlar fırına. Hı hı. Yapıyorlar. Şimdi iç harcını da fırında hazırlanıyor. Hı. Döşüyorlar, getiriyorlar. İstanbul'daki fırınlar bilir mi sence bunu? Bilmiyorum. Biz burada mesela yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Hem hamurunu yapıyoruz, hem iç harcını yapıyoruz. Hı hı. Muhteşem. Akşam yemeğini mi yapacaksın anne? Hoppa ya. Benden nefret ediyor annem ya. O bir şey yiyor, benim tamam bitmiştir, dükkanı kapattım diyor. Ben akşamı düşünüyorum. Bu arada insanlara söz verdim. İstanbul kapanmaya gittiğinde 17 Mayıs'ta çok fit çıkacağım ortalığa diye. Kilo aldım falan diyorlar ya. Tabii tabii dedim, merak etmeyin, her gün spor yapacağım şu bu ama sen böyle şeyler yaparsan ben biraz zor kilo veririm. Aa, unuttum ben size. Tamam arkadaşlar, gözünüzün önünde çok fazla yemeyelim. Sonuçta bu işin şeyi var değil mi? Hani oruçlusu vesairesi. Sizden özür diliyorum. Allah kabul etsin. Bizim yerimize de dua edin. Mevzu bahis yemek olunca ben oruç tutamıyorum da arkadaşlar. Daha doğrusu midem rahatsız. Özel ama rahatsızlıklarımı size anlatmak istemiyorum. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Son. The person you have called cannot be reached at the moment. Evet, şimdi yemeğimi yedim güzelce, kahvemi de içtim ama boş durmak istemiyorum, ama canım da bir şey yapmak istemiyor, öyle kürmüş, yürümüş, buymuş falan. Rutinim var, size göstermek istiyorum. Bildiğiniz kaymaksız yoğurt arkadaşlar. Yani öneririm çünkü yani bunu sürdüğünüz zaman gerçekten cildiniz nemleniyor ve acayip güzel oluyor. Sürerken biraz dikkat edin ama. Hatta süzme yoğurdunuz varsa süzme yoğurt da olur. İçine hiçbir şey koymanıza gerek yok. Bu üşendiğimiz zamanlarda cildimiz nemlensin diye uygulamamız gereken bir bakım. Çünkü yoğurdun içerisindeki antibakteriyel maddeler şey yapıyor. Cildi hem yeniliyor, tazeliyor, hem de içindeki o kaymaksı yapı nemlendiriyor. Ve bu yoğurt ilginç bir şekilde suratınızdan kayboluyor, biliyor musunuz? Kaybolduğu anda da yıkayacaksınız. Yani ben açıkçası sürdükten sonra biraz evin içerisinde şebeklik yapıyorum. Böyle bir 20 dakika, 30 dakika arası dolandıktan sonra bir şekilde yok oluyor. Yok olduğu zaman da yıkıyorum güzelce. Duşa girmeyeceğim arkadaşlar. Üşeniyorum. Şey yapmayı planlıyorum. Dizi izlemeyi düşünüyorum. Aklımda bir şey varsa ona gittiğimde anlatırım size. Ama önce maskemi süreyim ve onun bir kurumasını bekleyeyim. Sonra yüzümden arındırayım. Sonra da artık akşam moduna geçeyim. Akşam modum da benim.
Yan gel yat Osman, diziler candır. İzlemediğim gerçekten bir sürü dizi var. Geçen sene çok izliyordum biliyor musunuz? Ama bu sene bir şey oldu, sıkıldım galiba. Bir de devamlı sizlere video çekmek, onları montajlamak, sizlere sunmak hoşuma gidiyor. Kendimi televizyona vermek istemiyorum. Sanki boş bir kutuya bakıyormuşum da onlar böyle vakit öldürüyormuşum gibi geliyor. Yani bu şekilde olduğunda da, yani video çekip de montajladığımda ve sizlere sunduğumda da kendimi bir şeyler ürettiğim için iyi hissediyorum. Üretmek çünkü çok önemli. Biliyorsunuz atalarımız boşuna dememiş. İşleyen demir ışıldar. Bu arada anneme de yapacaktım ama annem istemedi. Çünkü onun artık Survivor saati geldi. Gerçi diziler gibi Survivor'da 1,5 saat özet veriyor ama yok yani bir yoğurdu suratını sürdüremedim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama iyi ki Survivor var Acun. Yurt dışı formatlı şeyleri Türkiye'ye getirmiş olsam da süpersin. En azından bak kadıncağız sıkılıyor evde bu zamanda. Hele bir de komple kabama geldi. Senin yaptığın yarışmalarla da mutlu oluyor. İnanır mısın? Sigara içmek, balkona ilerliyorum, mutfağa geçiyorum. Devamlı böyle kah 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 ki 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 bak ya bilmem ne. Sinir harbi, gülme, eğlence. Kadına her şeyi bir anda yaşatabiliyorsun 5 dakika içerisinde. Bu arada manyak güzel bir Latin müzik oldu. Daha 15 dakikam var. Dans edeyim. Bir 5 dakika sonra yıkayacağız. Sonra televizyon vakti. Arkadaşlar benim için gün bitmiştir artık. Kendimi kapsam alanı dışına alıyorum. Aklımda olan bir dizi vardı. Fatma diye. Yani şöyle içeriğine baktım. Bilmiyorum beni cezbedecek mi ama Burcu Biricik oynuyor. Ve hani bir sezon yayınlamışlar. Bakayım kaç bölüm var ya bu. Oo. Yani 3-4 bölüm var galiba. Şu şeyi. Aynen. Yüzüme bak toz yer çekimi. Kocası Zafer'i arayan Fatma tek başına kalınca temizliğe gitmeye başlar. Fatma işin izini bulabilmek için çalıştığı son kapıda karanlık bir dünyaya adım atar. Mafyaya falan karışıyor bizim Fatma herhalde. Burcu, yani eminim sen olduğun için çok güzel bir dizidir. Madem kapandık bence bunu izlemeliyim diye düşünüyorum. Bu arada videoyu da bitirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım siz de evde kendi kendinizde kalıp böyle güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Ailenizde yaşıyorsanız onlarla da güzel paylaşımlar yapıyorsunuzdur. Madem kapandık, sağlıklı saatte evlerimizde oturalım. Efendim bakımlar yapalım, mutfağa girelim, değişik yemekler deneyelim. Evimizin etrafında yürüyüşler yapalım, sporumuzu yapalım. En sevdiğimiz, merak ettiğimiz ama izlemeye vakit bulamadığımız dizileri, filmleri izleyelim. Var para yapıla ihtiyacı. Var var olmaz. Ne diyorsun var para yapıla ihtiyacı? Evde kapandık tamam, gittiğimiz bir yer yok ama yeme içme de parayla. Al Fatma, al parayı.
devlet bize verse biz ne alırız şimdi? Bu şekilde 17 Mayıs'a muhteşem bomba gibi girelim. Şu gidenler de inşallah geri gelmezler ama ya. Onlar bir gittiler otogarda, o kadar kalabalık. Ben bir korkmaya başladım, biliyor musunuz? Bunlar Covid olacaklar, o 14 günlük kuluçka dönemi sonra olmuş vaziyette farkına varmadan geri gelecekler İstanbul'a. Başa aldık resmen olayı olur yani. Onlar eğer Covid kapıp da gelecek olurlarsa inşallah böyle bir şey yaşanmaz diye düşünüyorum. Çünkü şey olacak, ziya olacak bizim böyle 19 gün, 20 gün evde kapalı kalmamız. Biz basıp gitmedik de bir yerlere. Yani evde oturuyoruz işte. Bu arada da deprem olabilir, o olabilir, şu olabilir diyorlar. İnşallah olmaz. Olursa eyvah eyvah. Ya milli felaketlerin yılı oldu bu sene. Geçen sene de öyle. Ben inanır mısınız? 2020'den beri hiçbir şey anlamadım. Ne zaman o kadar çabuk geçiyor ki, o kadar hızlı geçiyor ki anlatamam size. Neyse, bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Adım başı her sokağa Zafer'in fotoğraflarını mı asacağım? Kayıtları niçin bastırdın abi onu? Yani diyorum ki ben bu adım başı onunca adımın arasına gireceğim. Başımda erkek yok diyeceğim diyorum. Öyle mi? Yok abi, olur. Böyle güzel erkek Fatma mı olur? Yazdı. Kendince. Çocuk haklı. Zafer! Doğru yoldan git, kaybolacağım!